Demokrasi, çoğunluk yönetimi olmakla birlikte, çoğulculuğu esas alan ve azınlığın haklarını koruyan bir siyasi rejimdir. Günümüzde demokrasinin farklı tarifleri ve değişik uygulama tarzları olmakla birlikte, hepsinin ortak referans noktası temel hak ve hürriyetleri güvence altında tutmaktır. Türkiye'de demokratik sistem uzun, yorucu, meşakkatli ve badireli etaplardan, çetin mücadelelerden geçerek günümüze kadar ulaşmıştır. Cumhuriyet döneminde de çeşitli denemelerden sonra çok partili demokratik nizamın taşları yerine oturmaya başlamış, halkın bütün yönetim süreçlerine katılabileceği çoğulcu demokrasi gelişme sürecine girmiştir. Cumhuriyet döneminde olgunlaşarak halkın benimsediği bir rejim haline gelen çok partili parlamenter demokrasimizin temel unsurlarından biri milli egemenliktir. Diğeri de milli egemenliği temsil eden kişi hak ve hürriyetlerini savunmaya vekil kılınan siyasi partilerdir. O bakımdan ister iktidarda olsun ister muhalefette siyasi partiler demokrasimizin vazgeçilmez ögeleridir. Tek parti rejimlerinde, dikta yönetimlerinde, padişahlık sistemlerinde ise ki bu tür rejimler milli iradeyi ipotek altına alan veya tahdit eden yönetim biçimleridir. Sadece iktidar vardır. Buna karşılık muhalefet ya ortadan kaldırılmış ya da susturulmuştur. Ne yazık ki 11 yıldır cumhuriyetin yönetim anlayışını ortaya koyan demokratik sistemden adım adım geriye dönüş çabasındaki bir siyasi parti iktidardadır. AKP iktidarının icraatı suyun akışına bent vurmak üzerine yapılanmıştır. AKP iktidarı demokrasiyi yavaş yavaş paketleyip rafa kaldırmış, rejimi vesayete, yasaklara ve dayatmalara teslim etmiştir. Şu anda ülkede otokrasi hakimdir. Bunun daha ileri safhası da krallık veyahut dikta rejimidir. Yüzyılların birikimi ve tecrübesinin ürünü olan çoğulcu demokrasinin ayaklarına prangalar vurulmuştur. Demokrasinin yerleşebilmesi için gereken siyasi kültür gelişme çağındayken AKP iktidarının açılım darbeleriyle zayıf düşürülmüştür. Zıtlaşma, kutuplaşma, siyasi açgözlülük, sonradan görmelik ve itirastan beslenen bu iktidar antidemokratlar güruhu üretmiştir. Kendi gitti adı kaldı yadigar misali çağdaş Türk demokrasisi gitmiş, yerini Tayyibizm illeti almıştır. Demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi kavramlar kullanılarak, politika dilinde yalan, devlet kurumlarında da hizmet diye talan üreten bir ikiyüzlülük ve sahteciliğe tahavül etmiştir. Tek parti sultası altındaki mecliste hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir düsturunun yerini milli iradeyi istismar eden egemenlik iktidarındır anlayışı almıştır. Kısacası AKP'nin dayattığı tek parti sultası Türk demokrasisinin kurumsallaşması ve gelişmesinin önünde engel teşkil etmektedir. AKP iktidarının son antidemokratik icraatı milli devletin imkanları kullanılarak egemenlik paylaşımına kapı aralayan sözde demokratikleşme paketidir. Bu paket daha açıklanmadan önce AKP Genel Merkezi'nden sızan bayıltıcı kötü kokular, Başbakan tarafından düzenlenen basın toplantısından sonra yurt satına yayılmıştır. Kamuoyuna sunulduktan sonra paketin bir iki ayrıntı dışında tam bir teslimiyet ve siyasi defi hacet manzumesi olduğu ortaya çıkmıştır. Şifresi demokrasi olmakla birlikte demokrasi kavramının içinin boşaltıldığı ve paket muhtevasının kandil gazı basılmak suretiyle hazırlandığı ortadadır. Türkiye'yi Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki zillete uğratacak kadar tehlikeli ve sari hastalıkların mikrobu böylece toplumsal atmosfere yayılmıştır. Osmanlı'nın enkazına yüz binlerce şehidin mübarek kanından haç karılarak bina edilmiş bir milletin bünyesi, hücrelerine kadar bu ayrıştırıcı mikrobun tesiri altındadır. Vaktiyle ya otonomi ya anatomi diyerek azınlıklara özellik verilmesi için Osmanlı yönetimine baskı yapan bir yabancı devlet büyükelçisinin eski hesapları, bugünkü yerli işbirlikçi ve taşeronlar için küresel güçler tarafından yeniden önümüze konulmuştur. Bu durum karşısında Başbakan Erdoğan, bağımsız bir devlet, ayrımsız ve sınıfsız bir millet olarak kalma faziletine, müstevlilerin ayrıştırıcı ve bölücü dayatmalarına boyun eğme zilletini tercih etmiştir. Bilinmektedir ki lideri aynı zamanda BOP'un eş başkanı olan AKP iktidarının amacı demokratikleşme ve ileri demokrasi değildir. Hükümet çevrelerinde sözde çözüm sürecini hızlandıracak adımlar olarak nitelendirilen demokratikleşme paketinin iki ana hedefi vardır. Birincisi, küresel aktörlere ve PKK'ya verilen sözleri yerine getirmek, ikincisi de uydu iktidarı elde tutmaktır. Bölücü başı Öcalan'ın Sözde barış ve demokrasi sürecine ilişkin görüşleriyle yol haritasını içeren mektuplarından ilham alan Başbakan Erdoğan Türkiye'yi adım adım ayrışmaya, bölünmeye götürmektedir. Küresel güçlerin taşeronluğu görevini ifa eden PKK, BDP ikilisi ve taraftarlarınca demokratikleşmeden kastedilense ayrılıkçı Kürtlerin egemenliği paylaşma cüretidir. Özetle mide bulandıran paketin içeriğinde ihanet ve bölücülük hedefinde de Türklük vardır. Sözde demokratikleşme paketi bölücü terör örgütünün 30 yıldır peşinden koşarken binlerce insanımızın kanına girdiği, devleti telafi edilemeyecek kadar büyük zararlara uğrattığı, kamu mallarını ve kurumlarını yakıp yıktığı bir ihanet senaryosunda oynanan son rezil sahnedir. Mevcut iktidarın bugüne kadarki icraatlarıyla ülkemizde hoş görünün yerini çatışma ve zıtlaşma, sosyal barışın yerini etnik ve dini temelli çıkar kavgaları almıştır. Özgürlükler yerini yasak ve dayatmalara, adalet ve eşitlik yasa dışı uygulamalara, güvenlik ve refah yoksulluğa, sefalete ve gelir dağılımındaki adaletsizliklere bırakmıştır. Bu karanlık tabloyu ortadan kaldıracak yegane güç MHP'dir. Azim ve iradesini yüce Türk milletinden alan MHP, başta Türk demokrasisi olmak üzere milli değerlerin korunup yaşatılmasına kararlıdır. MHP 11 yılda AKP iktidarı marifetiyle geldiği uçurumun kenarından Türkiye'yi alıp esenliğe kavuşturmaya azimlidir. MHP sandıkta emanet aldığı milli iradenin namusunu koruyamayan AKP iktidarının kabusudur. MHP müstakil devlet hayalleri kuran İmralı canisinin, kandilde pusuya yatan sürüngenlerin ve kan emicilerin, ihanetten beslenen siyasi parazitlerin korkulu rüyasıdır. MHP bölücülerin ihanet şebekelerinin oyunlarını bozmaya yeminlidir. MHP Cumhuriyet'in temelini oluşturan bin yıllık kardeşliği yaşatmaya kararlıdır. 5 Ekim'de İstanbul'da partimizce düzenlenecek demokrasi mitinginin sözde demokratikleşme paketinin Başbakan Erdoğan tarafından açıklanmasından sonraya tesadüf etmesi anlamlıdır. Mitingte havaya kalkan eller demokrasiyi paketleyip bölücü terör örgütüne peşkeş çekmeye çalışan iktidarın yüzüne tokat gibi inecektir. İradesini lider ve parti sultasına dönüştüren AKP iktidarına karşı milletimiz demokratik parlamenter sistemi yaşatma azmini MHP saflarında duyuracaktır. İstanbul'daki demokrasi mitinginde Milliyetçi Ülkücü Hareket, demokrasimizi ayakta tutan üniter yapının milletimizin de varlık sebebi olduğunu ve bundan asla taviz verilmeyeceğini haykıracaktır.